Merhaba değerli arkadaşlar, Aydın hocanız ben. TESTA yayınları denemesinin fen bilimleri çözümüyle karşınızdayım tekrar. Başlayalım hemen. Birinci soru, biraz daha kolay sorulardan oluşan bir deneme. Solstisin yani gün dönümünün tanımını vermiş. Diyor ki yaz ve kış mevsiminin başlangıcıdır. Ekinoksun tanımını vermiş. Gece ve gündüzün eşit olması anlamına gelir demiş. Buna göre diyor, verilen boşluklara aşağıdakilerden hangileri yazılabilir? K, kuzey yarım küre için 3 numaralı konumdur diyor. 3 numaralı konumda kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanır. Öyleyse bu kış solstisi olmalıdır. Ve güney yarım küre için 4 numaralı konumdur. 4 numaralı konuma bakıyorum. Kuzeyde ilkbahar, güneyde sonbahar yaşanır. Öyleyse baharın yaşandığı mevsim gece ve gündüz eşitliği olan zaman ekinoks zamanıdır. Biz de buna sonbahar ekinoksu deriz. Neresi için? Güney yarımküre için. Öyleyse K kış, L sonbahar olmalı. Dolayısıyla cevap denizdir. Devam edelim. İkinci soru. Üst tarafta bana eksen eğikliği ile ilgili bilgi vermiş. Buna göre eksen eğikliği verilenlerden hangilerine neden olmaktadır? 1. Güneş ışınlarının yıl içindeki düşme açılarının Güneş ışınlarının yıl içerisindeki düşme açılarında farklılığa neden olur. Doğru. Eksen eğik olduğu için bazen güneş ışınları kuzeye dik açıyla gelir, orada yaz yaşanır. Bazen güneye dik açıyla gelir, orada yaz yaşanır. Dolayısıyla yıl içinde güneş ışınlarının yüzeye farklı düşmesinin sebebi eksen eğikliğidir. Gece ve gündüz süresinde değişikliği, yazın gündüz süresi uzun, kışın gece süresi uzundur. Dolayısıyla yazın ve kışın gece ve gündüz süresinin değişikliğine eksen eğikliği sebep olmaktadır. Doğru. 3 numara gece ve gündüz olaylarının yaşanması dünyanın günlük hareketinin bir sonucudur. Yani dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi gece ve gündüz oluşmasına neden olur. Öyleyse 3 numaranın eksen eğikliği ile bir ilgisi yoktur. Cevap 1 ve 2 Adana seçeneğidir. Üç numaradayız. Buna göre bu bilgiler aşağıda verilen basınç alanlarından hangilerine aittir? Yukarıda görüyorum. Bir yükseltici hava hareketleri görülür. Havanın nerede yükseldiği çok açık. Eğer hava yükseliyorsa biz buna sıcak hava. Tam tersi hava aşağıya doğru hareket ediyorsa buna da soğuk hava deriz. Lütfen rüzgar sorularında hangi havanın sıcak, hangi havanın soğuk olduğunu hemen yazın. Yükselici hava hareketleri gördüğünüz gibi sıcak olan da alçak basınç alanında görülür. Öyleyse birinci bilgiye alçak basınç alanı yazacağım. C ve D seçeneği gitti. Bilgi 2. Yüzeydeki hava çevredeki alanlara doğru yayılır. Yüzeydeki hava çevredeki alanlara doğru görüyorum. Çevreye doğru yayılıyorsa öyleyse bu yüksek basınç alanıdır. İkinci bilgi de yüksek basınç alanı. Yağış görülme ihtimali fazladır. Nerede bulut oluşuyorsa orada yağış görülür. Sıcak havada gördüğünüz gibi bulut oluşmuş. O zaman yağış görülme ihtimali sıcak havada daha fazladır. Yani alçak basınç alanı olmalı. Öyleyse cevap A seçeneğidir. Dört numara. Dünya üzerinde bulunan K ve L noktalarının yerleri Dünya'nın 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri arasındaki hareketiyle gösterilmiştir. Dünya'nın yapmış olduğu bu hareket ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bakalım. Bir cismin öğle boyu. Bundan önce hemen yarım kürelerde hangi mevsimler yaşandığını yazalım. Üst tarafta bu konumda kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede kış yaşandığını çok net görüyorsunuz. Eksen eğikliğinden dolayı güney daha uzak kalır güneşe, kuzey daha yakın kalır. Yakın olan taraf yazı, uzak olan taraf kış mevsimini yaşar. Bu tarafta ise kuzey daha uzak kaldığı için kış mevsimi, güney daha yakın olduğu için yaz mevsimini yaşar. Bir cismin öğle vakti K noktasındaki gölge boyu artar. Yazdan nereye doğru gidiyorum? Kışa doğru gidiyorum K bölgesinde. Yani güneş ışınlarının geliş açısı azalıyor. Güneş ışınlarının geliş açısı azalırsa gölge boyu artar. Doğru. L noktasında geceler uzamaya. L'de bu konumda kış yaşanıyor. Yaza doğru gidiyoruz. Yaza doğru gidersek geceler kısalır. Gündüzler uzar. Öyleyse bu seçenek hatalı. Üçüncü öncül. K noktasında güneş ışınları giderek daha az ısı enerjisi oluşturur.
daha az ısı enerjisi oluşturduğu için kış mevsimi yaşanıyor. Doğrudur. Cevap 1 ve 3. Ceyhan seçeneğidir. 5 numara. Verilen konumlardan hangisinde Nevruz Bayramı kutlanır diyor. Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirilip sembolleştirdiği, özü itibariyle ilkbaharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılanan bir gündür. Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın Anadolu ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır. Nev ve Rus kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve yeni gün anlamını taşıyan Nevruz, Kuzey Yarımküre'de başta Türkler olmak üzere birçok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanırmış. Biz yılbaşı olarak nereye kutluyoruz? İlkbahara. Bana da soruda ne diyor? Nevruz Bayramı'nın kutlandığı ilkbahar başlangıcı hangi konumda görülür? Kuzey Yarımküre'de yani Türkiye'de 2 numaralı konumda kış, 3 numaralı konumda ilkbahar, 4 numaralı konumda yaz, 1 numaralı konumda sonbahar yaşanır. Bu hepinizin bildiği bir durumdur. Derste öğrendiniz bunu. İlkbaharın başlangıcı 3 numaralı konum yani C seçeneğidir. 6 numara. Yeni evli olan Mehtap ve Emrah Karpa çifti balayı için dünya turuna çıkıyor. Belli yerleri ziyaret ediyor. Buna göre evli çift dünya turu boyunca kaldığı şehirlerde hangi mevsimleriyle karşılaşmıştır? 25 Aralık 20 Mart tarihinde K şehrinde, K şehri güneyde, 25 Aralık tarihinde güneyde tabii ki yaz mevsimi yaşanır. Biz kışı yaşarken onlar yaz mevsimini yaşar. C ve D seçeneği gitti. L seçeneği zaten ikisinde de kış var. M'ye bakalım ki direkt şıkkı bulalım. M şehri kuzeyde. 22 Mart tarihinde kuzeyde ilkbahar. 21 Haziran'a kadar devam eder. Öyleyse M şehrinde ilkbahar yaşanır. Dolayısıyla cevap Bursa seçeneğidir. 7 numara. Dünyamızın iki hareketi bulunmaktadır diyor. Buna göre verilen olayların dünyamızın yapmış olduğu hareketlere göre sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiş? Gece ve gündüz olaylarının yaşanması dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketinin bir sonucudur. Öyleyse bir numaralı olaya K yazmalıyım. L günlük sıcaklık farkının oluşması. Gece ve gündüz yani günlerin oluşması bir numaralı olayın sonucudur. Öyleyse günlük sıcaklık farkları sabah, öğle, akşam vaktinde sıcaklıkların farklı olması bir numaralı hareketin sonucudur. Mevsimlerin oluşması, dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketinin bir sonucudur. Öyleyse KL 1 numara, M 2 numara cevap Adana seçeneğidir. 8 numara, dünyamızın güneş etrafındaki konumları verilmiş. Hangi noktalarda yaşanan mevsimler aynıdır? Bence hemen mevsimleri yaşayalım. Kuzey yarımkürede bu konumda kış, güney yarımkürede yaz. Kuzey yarımkürede ilkbahar, güneyde sonbahar. Kuzeyde yaz, güneyde kış. Kuzeyde sonbahar, güneyde ilkbahar mevsimi yaşanır. X ve Y'ye bakalım. Birinde yaz, birinde kış gitti. L ve M'ye bakalım. L'de sonbahar, M'de sonbahar. Öyleyse aldım. Z ve X'e bakalım. Z'de kış, X'de yaz gitti. T ve N'ye bakalım. T'de yaz. Görüyorsunuz şurada. Niğde'nin N'sinde ilkbahar gitti. Cevap B seçeneğidir. Buna göre bu araçlar aşağıda verilen kavramlardan hangilerini ölçmede kullanılır? Anemometre, rüzgar ölçen araçtır. Rüzgarın hızını, kuvvetini ve yönünü ölçer. Higrometre ise havadaki nemi ölçen araçtır. Öyleyse cevap rüzgar hızı, havanın nemi, denizli seçeneğidir. 10 numara İstanbul'dan bahsediyor. İstanbul'da belli tarihler arasında gündüz ve gece süresindeki değişim aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Dünya güneş etrafında aşağıda verilen hangi konumlar arasında hareket ediyordur diyor.
Gündüz süresi gece süresinden fazlaysa İstanbul'da yani Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanıyordur. Zamanla gündüz süresi azalıp gece süresi artıyorsa yazdan o zaman biz sonbahara kışa doğru gidiyoruz. Demek ki yazdan sonbahara gidiyorum. Gece gündüz süresinin eşitliğinin yaşandığı tarih sonbahar tarihidir. İstanbul'da yaz 21 Haziran'da başlar. 23 Eylül ekinoksunda ise sonbaharın başladığı bu tarihte gece gündüz eşitliği yaşanır. Buna göre dünyanın konumuna bakarsam A şıkkında kuzeyde yaz, kuzeyde sonbahar yaşanır. Öyleyse cevap Adana seçeneğidir. B şıkkında sonbaharda kuzey için konuşuyorum. Kışa gidiliyor demektir. Gitti. C seçeneğine bakalım. Kış mevsiminden kuzeyde ilkbahara gidiyordur. Bu da gitti. D seçeneğine baktığımda ilkbaharda kuzey için yaza gidiliyordur. D seçeneği de yanlış olur. 11 numara bir rüzgar sorusu daha. Bakalım rüzgar her zaman nereden nereye eser? Soğuktan sıcağa doğru. Unutmayacağım bir şey daha. Sıcakta hava tanecikleri yukarıya doğru hareketlenir. Soğukta ise hava tanecikleri ağırlaşarak aşağıya doğru düşer. K şehrinde alçalıcı hava hareketi görülür. Doğru. Havanın aşağıya doğru indiğini zaten şu okların yönünden görüyorsunuz. L şehrinde alçak basınç alanı oluşur. Sıcak hava alçak basınç alanıdır. Soğuk hava yüksek basınç alanıdır. Doğru. K şehrinde ısınan hava yukarı yönde hareket etmiştir. Görüyorum. K şehrini görüyorum. Isınan hava diyor. Halbuki K şehrinde hava soğumaktadır. Öyleyse yanlış. L şehrinin sıcaklığı K şehrinin sıcaklığından fazladır. Evet, bunu da net bir şekilde görüyorum. Öyleyse cevap Ceyhan seçeneğidir. 12 numara. Buna göre bu bölge aşağıda verilen tarih ve yerlerden hangisi olur? Işınları gördüğümde dik bir açıyla düştüğünü görüyorum. 21 Mart'ta kuzeye değil ekvatora güneş ışınları dik açıyla düşer. 21 Haziran'da güneye değil kuzeye dik açıyla düşer. 23 Eylül'de ekvatora yine dik düşer ama 21 Aralık'ta Güney Yarımküre'ye güneş ışınları dik geldiği için yaz mevsimi yaşanır. Dolayısıyla cevap Denizli seçeneğidir. 13 numara bana diyor ki buna göre Gökhan'ın yazmış olduğu tarihlerin doğru olması için hangisi yapılmalıdır? Gökhan mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihleri aşağıdaki gibi yazmış ama Eylül ile Mart'ın yerini karıştırmış. Öyleyse bu ikisi yer değiştirirse bu tablo doğru olur. Cevap şıklarına baktığımda 23 Eylül ve 21 Mart tarihleri yer değiştirmeli. Cevap Denizli seçeneği olmalıdır. 14 numara. Öğretmenin verdiği örnekleri doğru kavramlarla ilişkilendiren bir öğrenci kaç numaralı kısımda olur diyor. Adem öğretmen okul koridorunu aşağıdaki gibi parkuru çizmiş. Ardından öğrencilerine verdiği örneklerden iklime ait olanlar için 2 adım gideceğiz. Hava olaylarına ait olanlar için 1 adım atarak parkurda hareket etmelerini istiyor. Bir numara, yarın Türkiye Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi altına girecektir. Yarına özel bir durumsa bu, hava olayını anlatır. Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi Karadeniz'dir. Evet, hep Karadeniz'dir. Genel bir durumsa iklimi anlatır. Türkiye'nin doğusunda yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yine genel bir durum iklimi anlatır. Öyleyse hava olayı için 1 adım gidecek Adem. Çünkü bana hava olayı için 1 adım git demiş. İklim için 2 adım gidecek. Hop. İkinci öncül için 2 adım. Üçüncü öncül için 2 adım daha gidecek. Parkurda 5 numaralı yere gelecek. Öyleyse cevap B seçeneği olur. Buna göre aşağıdaki tanımlardan hangisi yukarıda gösterilen göstergelerden birinin tanımıdır? Bana göstergelerde bulutlardan meydana gelen yağış şekillerinden yağmur ve kar gösterilmiş. Atmosferdeki su buharının aşırı soğuma nedeniyle aniden yoğunlaşıp donmasıyla oluşan yağış şekli aniden donuyorsa eğer biz buna dolu deriz. Öyleyse gitti. Atmosferdeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan yağışın
sıvı şeklinde yeryüzüne düşmesidir. Yağmur olayını anlatır. Bana diyor ki göstergelerden birinin tanımıdır. Öyleyse Bursa yağmurun tanımı, cevap B seçeneği. C ve D'de yeryüzüne yakın yerler dediği için kar, yağmur ya da doludan bahsedemeyiz. Çiğ, kırağı ya da sisi anlatır. Öyleyse C ve D şıkkı olamaz. 16 numara. Buna göre Harun'un babasının mesleği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Meteoroloji müdürlüğünü gördüysem eğer hava olayları ile ilgili bilgileri almayacağım. Günün belirli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarını yani hava olaylarını yorumlar doğru. Dar bir alan içerisinde etkili olan hava olayları ki hava olayları ile ilgili çalışıyor. Yorumladığı bilgiler kesin değil, tahmini sonuçlar içerir. Mesleği meteorolog. Meteorolojide çalışıyorsa meteorolog olabilir. Öyleyse cevap C seçeneğidir. 17. Yine iklim ve hava olayı sorusu. Unutmayacağım, iklim genel bir ifade, hava olayı daha özel bir ifade olarak tanımlanır. Tahmin, bana diyor ki öğrencinin tablosunda yanlış yerleştirilen özelliklerin olduğu kutucuklar kırmızıya boyanırsa. Yanlışları kırmızıya boyayacağız. Tahmini sonuçlardır. Tahmini sonuçlar olan hava olayları tahminidir. Öyleyse A'yı hava olayına yazmalı ama iklime yazmış, yanlış. Öyleyse burayı boyadı. Kısa süreli etkili olan hava şartlarıdır. Hava olayı B'yi buraya yazmış, doğru. İlgili bilim insanı klimatologdur. İklim bölümüne yazmış, doğru. En az 35-40 yıllık ortalama hava verileridir. Yine iklimden bahsediyor. D'yi de iklime yazmalı. Doğru. E, geniş bir alanda etkilidir. Geniş alanda etkili olan iklimdir. Ama E'yi gidip hava olayına yazmış. Burayı kırmızıya boyadım. Benim dalım meteorolojidir. Hava olayına yazmalı. Ona hava olayına yazmış. Öyleyse görüntü Bursa seçeneğindeki gibi olmalı. Gelelim 18. soruya. Yukarıda verilen bilgilere göre ülkeler küresel iklim değişikliğine karşı aşağıdaki önlemlerden hangisini alırsa yararlı olmaz, yani zararlı olan önlemi soruyor. Bilim insanları dünya genelinde yaşanan küresel ısınmanın beraberinde getireceği iklim değişikliklerine küresel iklim değişikliği olarak adlandırmaktadır. Küresel iklim değişikliğinin içilebilir su kaynaklarında azalmaya, meteorolojik afetleri, tarıma bağlı ekonomik sorunları beraberinde getireceği düşünülmektedir. Küresel iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerin alınması için devletlerin uluslararası boyutta işbirliği yapması gerekmektedir. Bu işbirliği öncelikle karbondioksit salınımını azaltmaya veya karbondioksit salınımına tamamen engel olmaya yönelik çözümler olmalıdır. Önlem için karbondioksit salınımını azaltmalıyız. İnsanları toplu taşıma yerine özel araçları kullanmaya yönlendirirsek bu bir yararlı önlem olmaz, zararlı önlem olur. Karbondioksit salınımını artırırız. O zaman ben bunu alamam. Bu yararlı önlem değil. Fabrikalardan karbondioksit salınım vergisi almak, onları vergi yükümlülüğü altında bırakmak, bu konuda daha hassas ve dikkatli olmaları sonucunu doğurur. Karbondioksit salınımı azalır, yararlı bir önlemdir. Kömür ve petrol yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak, yararlı bir önlemdir. Kömür, petrol çok miktarda karbondioksit salınımı gerçekleştirir ama temiz enerji kaynakları karbondioksit o kadar fazla salmazlar. Ağaçlandırmaya teşvik etmek yararlı bir önlemdir. Karbon fotosentez sonucu doğadaki karbondioksit oranını azaltır. Öyleyse cevap olumsuz olan seçenek A seçeneğidir. Diğer sorudayız. 19 numaralı soru. Evet, 19. Buna göre Kemal K ve L yerine aşağıdakilerden hangilerini yazarsa doğru örnekler vermiş olur. Bakalım. Nemli havanın gökyüzüne yakın yerlerde yoğuşması ile oluşan yağış şekli. Gökyüzüne yakınsa yağmur, kar ya da dolu olmalı. O zaman A ve Ceyhan seçeneği gitti. Nemli havanın yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşmasıyla oluşan yağış şekilleri çiğ, kırağı ya da sistir.
B'ye bakalım. Buraya dolu yazmış. B seçeneği de gitti. Öyleyse cevap yağmur ve çiğ olmalı. Denizli seçeneğidir. Son sorumuzdayız. Yukarıda verilen iklimlerin Türkiye haritasında etkili olduğu yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiş? X iklimi kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise kurak geçen iklimdir. Yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkı fazladır. Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Anlattığı iklim türü karasal iklimdir. Doğu ve Güneydoğu illerinde görülür. Kışları Y iklimi, kışları yağışlı ve ılık, yazları ise sıcak ve kuraktır. Yani kış çok sert geçmiyor. Doğal bitki örtüsü bodur ağaç ve çalılardan oluşan makilerdir. Bana Akdeniz iklimini anlatmış. Her mevsim yağış alan yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkının az olduğu iklim türüdür. Doğal bitki örtüsü de ormanlardır. Öyleyse bu Karadeniz'in yeşil cennetlerini anlatır. Öyleyse ormanların olduğu bölge Karadeniz iklimidir. Ben bunu çıkarırsam Z Karadeniz'de olmalı. Y'yi Karadeniz'e koymuş. X'i Karadeniz'e koymuş. Y'yi Karadeniz'e koymuş. Halbuki Z Karadeniz'dedir. Y Akdeniz iklimidir. Gördüğünüz gibi şurası. X karasal iklimi İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'yu kapsar. Öyleyse cevap C seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar, bir deneme çözümünün daha sonuna geldik. Lütfen yanlış yaptığınız sorularda önemli yerleri not almayı unutmayın. Bu sizi geliştirecektir. Umarım diğer denemelerde çok daha iyi sonuçlar alıp full yaparsınız. Bu deneme zaten basitti. Birçok kişinin full yaptığına inanıyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.